Merhaba sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tümüze devam ediyor. Bugün sizlere Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Harmantepe zeytin ve doğal ürünlerden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Ali Murat Temel bulunuyor. Merhabalar Murat Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Firmamızı ve kendinizi anlatır mısınız kısaca? Tabii efendim. 4 kuşaktan beri Kızılkeçili köyünde zeytin ve zeytin üreticiliğiyle uğraşıyoruz. Ailece zeytin sektörü içerisindeyiz. Ben ailenin 4. kuşak temsilcisiyim. Evet. Birinci ve ikinci, üçüncü kuşaklar zeytini ürettiler. Zeytin ağacını ektiler, zeytin ağacını büyüttüler, ürettiler. Bizlere de bizim kuşağa da bu ürünleri bütün Türkiye'ye tanıtmak kaldı. Bu nedenle Harmantepe markası adı altında Kızılkeçili köyünde hizmet veriyoruz. Evet efendim, şu anda showroomumuzda birbirinden zengin ürünler görüyoruz. Ürün yelpazemizden bahseder miyiz izleyicilerimize? Evet efendim, öncelikle zeytin, yöremizin en önemli değeri zeytinden yeşil zeytin, siyah zeytin, zeytinyağı ve zeytinden elde edebildiğimiz bütün ürünler showroomumuzda mevcut. Evet. Bizim yine çevre bölgelerde süt ürünlerimiz çok meşhur. Balıkesir bölgesini biliyorsunuz, Türkiye'yi besleyen il diye tabii hayvancılıkla uğraştığı için bir ildir. Evet. Biz de genelde doğal ürünler, dışarıdan, yurt dışından ve Türkiye genelinden Kızılkeçili'ye gelen misafirlerimize sunabileceğimiz yörenin özel ürünlerini showroomumuzda, satış noktalarımızda bulunduruyoruz efendim. Evet, tabii çok da güzel, sağlıklı beslenmek her zaman önemli tabii ki diyorsunuz. Peki neler hizmet sağlıyoruz efendim? Biz 2 yıllık bir perakende mağazayız. Türkiye'nin her yerine kargoyla ürün gönderiyoruz. Süper. Genelde nihai tüketicilerle, toptan bazda bir şeyimiz yok. Biz butik üretim diye adlandırılan bir üretim sistemine üzerine çalışıyoruz biliyorsunuz. Evet. Zeytinyağı genelde bir aile geleneği, bir aile birikimi. Onun için biz ailemizin yıllarca bu konudaki bilgi birikimini sektöre aktarmaya çalışıyoruz. Tabii şu anda yurt dışından izleyen izleyicilerimiz ve gurbetçilerimiz de var tabii, evet, ki. Efendim doğal beslenmek ve doğal ürünler kullanmak istiyorlar. Almanya, Belçika, Hollanda ve birçok Balkan ülkesinden tutun, evet, Orta Doğu ülkesine kadar. Oradan isteyen olursa da, yani tabii ki uygun şartlar koşulunda, oraya da hizmet sağlar mıyız? Yurt dışı ile ilgili altyapı çalışmamızı devam ediyor. Evet, bu konu hakkında ilerleyen dönemlerde ürünlerimizi Türkiye ve yurt dışına açmayı tabii ki düşünüyoruz. Evet. Tabii ki efendim, bir zeytinyağı üreticisi, zeytin üreticisi olaraktan iyi bir zeytinyağını nasıl anlarız? İyi bir zeytinyağı ilk önce renk, tat ve koku üçlüsünün dengesinin zeytinyağının üzerinde barınması lazım. Yani zeytinyağı iyi bir renge, yani yeşille sarı tonlarıdır zeytinyağının tonu. Yeşil ve sarı tonlarının iyi bir renge, iyi bir tada ve rahiyalı bir kokuya sahip olmalı.